Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün motorumuzun rengini değiştirmek için trafiğe geldik. Otokent'teyiz. Şimdi sıra alacağım. Ondan sonra bakalım ne gibi işlemler bizi bekliyor. Parça parça çekerim ben size. Öyle yavaştan gidelim. İnşallah çok sıra yoktur. Hadi bakalım. Ay, evet arkadaşlar, pek sıra yokmuş. 2-3 dakikada sıra geldi bana. Şimdi en son buraya gelecekmişiz. Ben onu öğrendim içeriden. Bir sigortacıya gidip şimdi ek bir formu hazırlatacağız. İşte muayene istasyonuna gitmemiz lazımmış. Renk tespiti için. Sadece tespit, ama bak rengi tespit edecekler. O belgeyle tekrar buraya geleceğiz ve iki yaprak beraber değişecek ruhsatın. Bugünkü fiyatla 205 lira. Muayenede zaten para almıyorlar, tespit muayenesinde. Onun dışında bu ek bir formundan şimdi bize ne kadar iteleyecekler onu bilmiyorum tabi. Yaklaşık bir 10-20 lira da buradan itelerler. 215 liraya falan değiştirmiş oluyorsunuz rengini. Ben ek bir alayım, tekrar size gösterdim. Evet arkadaşlar, ek dosyamızı da aldık. Şimdi nereden yazdık lan? Şöyle hemen. Ay. Şimdi muayene istasyonuna gitmemiz lazım. Yalnız artık her şey için randevu alıyormuşuz. Allah. O yüzden bugün o iş yaş. Bugün ancak randevu alıyoruz. Bir de sistemde bu şey çıktı, benim ceza çıktı, ödediğim bir ceza. Ödenmemiş görünüyor. Oha, arabaya bak. Ödediğim bir ceza ödenmemiş görünüyor. Onu düşürteceğim. Buradan vergi dairesine gideceğim falan. Oh. Öyle yani arkadaşlar, size verdikleri dosyada bu, içine de işte şeyler doldurdular. Allah, açamıyorum, rüzgar var da şöyle. Bunu gidip tespit ettik, onaylatacağız, sonra tekrar geleceğiz, 205 lirayı vereceğiz. 20 lira da bunu aldılar, işte 225 liraya renginiz değişiyor. Böyle arkadaşlar. Gelişmelerden size haberdar ederim. Evet arkadaşlar, muayeneden gerekli yerbaklarımızı aldık. Öyle göstereyim size. Şunlar faturamız zaten. Bunları atalım. Bu muayene kağıdımız, araç tespit raporu diye. Şurada bakın, araç üzerinde tespit edilen şasi numarası. Aracın rengi beyaz görülmüştür diye not düşüyor. İmzası falan. Yalnız muayenedeki adam trafik dedi, Şubat faturayı kabul etmeyebilir dedi. Bunun yerine işte senden şu renk faturası, boya faturası isteyebilirler dedi. İşte kırmızı renkten beyaz renge boyanmıştır şeklinde. Öyle bir şey isterse gidip bir boyacıdan alırsın dedi. Ben de tamam dedim. Henüz götürmedim evrakları. Evraklar bunlar. Şunlar da zaten şeyin ne o sigortacının bize 20 liraya sattığı iki tane yaprak. Onlar da onlar. Yani hepsi topu, bütün belgeler bu arkadaşlar. Bunlarla beraberinde bu dosyanın arasına sokuyorsunuz 205 liranızı. Kapağını kapatıyorsunuz. Götürüp orada sıra aldıktan sonra tescil biriminde ruhsat değişikliği talebinde bulunuyorsunuz. Adam der ki size bu fatura olmaz, gidip şu faturadan işte boya faturası getireceğim derse boya faturası alıp gidiyorsunuz. Veriyorsunuz parayı, alıyorsunuz ruhsatınızı. İşlem bu kadar arkadaşlar.
Başka merak ettiği soru soran arkadaşlar olursa yorumlarını bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.